İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh. Namaz kılmıyorsa bu zat buyuruyor ki, biz aciz birer kuluz. Rabbimizin emrine itaate memuruz. Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet eylesinler. Büyükler buyurur ki, bir insan ki namazı kılmıyorsa haramdır dünyada yaşaması. Yani buna üzülmez ve etmezse hiç tasa, ölse daha iyidir böyle yaşamaktansa. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz hasta kulların tesirli ilacıdır. Namazdır insanları gafletten uyandıran, hem fenalık yapamaz ihlasla namaz kılan. Yine bir gün vaazında buyurdu, kardeşlerim, size mühim bir şeyi izah etmek isterim. Her kalpten başka kalbe bir yol vardır manevi. Bu yolla birbirine feyiz akar bir nevi. İki mümin bir yerde eğer karşılaşsalar, kalpleri arasında hemen bir akım başlar. Onların ellerinde değildir bu hareket. Haberleri olmadan kurulur münasebet. Manen yüksek olanın kalbinde olan nurlar, aşağıda olanın kalbine doğru akar. Cemaatle namazın şudur ki bir faydası, mümkün olmaz herkesin her an âgâh olması. Bazısının Allah'tan gafil oldukları an, bulunur cemaatte mutlaka âgâh olan. Birisi gafil iken âgâhtır bir diğeri. Uzak bir ihtimaldir gafil olsun her biri. Böylece cemaatte kesintisiz olarak huzur ve âgâhlık devam eder muhakkak. Böyle olan namazda olur daha müstecab, cemaat daha fazla alır ecir ve sevap. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu, mert isen kötülük yapana iyilik yap. Zulmedeni affetmek, hilmin, merhametin ve şecaatin en üstün derecesidir. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmaksa insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. Ra'd suresinin 22. ayetinde mealen, onlar şu kimselerdir ki Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar infak eder verirler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahatı vardır buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz, sana darılana git barış, zulmedeni affet, kötülük yapana iyilik et buyurmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretleri de, kötülük edene iyilik yapan kimse, nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse,
küfranı nimet etmiş olur buyurmuştur. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, Müslümanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Seher vakti bütün Müslümanlara dua ederdi. Kötülük gördüklerine iyilik yapardı. Kudretullah Han isminde bir komşusu vardı. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine sıkıntı verir, gıybetini yapar, aleyhinde konuşurdu. Bir gün Kudretullah Han hapse düştü. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri onun hapisten çıkması için çok uğraştı, fakat bunu ona hiçbir zaman söylemedi. Ebu Ali Sekafi Hazretleri güzel ahlak sahibiydi. Kendisine kötülük edenleri bağışlar ve nasihat ederdi. Bu zatın kuşçuluk yapan bir komşusu vardı. Her zaman sıkıntı verirdi. Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin evinin damına konan güvercinleri taşlayıp uçururdu. Bir gün Ebu Ali Sekafi Hazretleri evinin damında oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kuşçu komşusu yine güvercinlere taş attı. Lakin attığı taş bu defa Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin alnına isabet etti ve yardı. Yüzünden aşağı kanlar akmaya başladı. Etraftan bu hali görenler, şimdi Ebu Ali Hazretleri şehrin valisine gider, onu şikayet eder ve zararını def eder. Zira vali onun ricasını kabul eder. Böylece hepimiz onun zararından kurtuluruz dediler. O zaman Ebu Ali Hazretleri hizmetkarını çağırdı ve "Evladım, şimdi şu bahçeye git ve uzunca bir çubuk yap getir." buyurdu. Hizmetçi çubuğu hazırlayıp getirince, "Şimdi şu çubuğu kuşçu komşumuza götür ve şu güvercinleri taş atarak değil de bu çubukla uçurmasını söyle." buyurdu. Hizmetçi gidip Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin sözlerini söylediğinde, kuşçu yaptıklarına pişman oldu ve özür diledi. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri Allahü Teala'ya ve onun kullarına karşı edep hakkında şöyle buyururdu. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlasla yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek, bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara güzel muamele, genişlik zamanında yumuşaklıkla nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve keremle davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik etmektir. Ebu Hüseyin Verrak Hazretleri şöyle anlatır. Biz talebeliğimiz sırasında şu hususlara dikkat ederdik. Bize verilen şeyleri ihtiyacımız olsa bile severek muhtaç birine verirdik. Bize kötülük yapanlardan asla intikam almaz, hatta onları mazur görüp özür dilerdik. Hakaret gördüğümüz kimseye iyilik yapardık. İçimizdeki kötü düşünceler yok oluncaya kadar ona ihsanda, ikramda bulunurduk. Netice olarak herkese iyilik yapmalı, kötülük edenlere kötülükle karşılık vermemelidir. Aklı olan, İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük yapanlara iyilikle karşılık verir. Hikmet ehlinin buyurduğu gibi, mert isen kötülük yapana iyilik yap. Ya Cemil ya Allah, ya Karim ya Allah, ya Mucib ya Allah, ya Habib ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Maruf ya Allah, ya Latif ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya
Hannanu ya Allah, ya Mennanu ya Allah, ya Deyyanu ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Subhanu ya Allah, ya Emanu ya Allah, ya Burhanu ya Allah, ya Sultanu ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Musta'an ya Allah, ya Muhsin ya Allah, ya Mut'al ya Allah, ya Rahman ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Rahim ya Allah, ya Kerim ya Allah, ya Mecid ya Allah, ya Ferdu ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Vitru ya Allah, ya Ehad ya Allah, ya Samed ya Allah, ya Mahmud ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Sadık ya Allah, ya Ali ya Allah, ya Gani ya Allah, ya Şafi ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Kafi ya Allah, ya Muafi ya Allah, ya Baki ya Allah, ya Hadi ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Kadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz miras taksimiyle alakalı sormuş ama
genel hatlarıyla cevaplayabilirseniz. Bir erkek, 4 kız, 5 kardeşiz. Abimiz 10 yıl önce vefat etti. Babam da 4 yıl önce vefat etti. Abimizin hanımı ve çocukları şu anda bizimle küs vaziyetteler. Biz bu miras taksiminde onlara da yer verecek miyiz diye soruyor. 4 kız, 1 erkek. 4 kız, 1 erkek ama abileri babalarından önce vefat etmiş. Yengesinin bir talebi söz konusu değil orada. Abisinin çocukları varsa miras alırlar. Niye miras alırlar? Eğer başka bir erkek kardeşleri olsaydı, erkek çocuk miras kesiyor. Onlara gitmiyordu. Mesela o kızlardan birisi vefat etmiş olsaydı, onun da çocukları olmuş olsaydı, erkek çocuk da hayatta olsaydı ona gitmezdi. Ama şimdi babalarından önce abileri vefat etmiş, erkek çocuk vefat etmiş. Geriye sadece kız çocuklar kalmış. Bu kız çocuklar tamam miras alacaklar ama hayatta erkek çocuk olmadığı için erkek çocuk vefat etmiş. Erkek çocuğun çocukları yani torun halalarıyla mirasçı olur. Bu çocukların erkek kız olması önemli mi? Hayır. Erkek çocuğu da kız çocuğu da miras payı alır. Hatta onlara verilecek miras payı o çocuklar kız erkek şeklinde kendi aralarında yine aynı şekilde taksimler farklı olur ikili birlik şekliyle. Ama erkek çocuğun çocukları halalarıyla beraber bulunduğu zaman yani amcaları olsaydı tak diye gittiydi yani kesti vermezdi, gelmezdi bunlara miras. Ama sadece halalar olduğu için halalarıyla beraber miras alıyor. Yani şimdi diyor ki bize yengem küsü, yengesinin bir dahli yok. Anadolu'da yaygındır. Kocamın hakkı, kocanın hakkı falan değil. Ona gelmeyecek. Doğrudan doğruya çocuklara gidecek bu. Ancak şöyle olurdu. Mesela babaları daha önce vefat etse, babaları vefat ettikten sonra miras taksim edilse, edesin edilmesin otomatik olarak o erkek çocuğa geçecekti. Miras alacaktı. Bu vefat ettiği zaman bunun mirasçıları hanımı çocuklar olacaktı. Şimdi mirasçı adamın torunları, gelini yok ortada. Yani ölen oğlana gitmiyor miras artık. Kız çocukları olduğu için otomatik olarak torunlara gidiyor. Yani yengesi kalkıp da benim hakkım diyemez. O yanlış o. Ama çocukları diyebilir. Tabii çocukları diyebilir. Evet. Yani babamızın hakkı da diyemez. İslamiyet böyle bildirmiştir. Dolayısıyla mirastan o çocukların hakkı var. Oradaki payın miktarı da o zaman değişiyor değil mi? Yani tabii. Erkek sağ olsaydı kızlara göre fazla alacaktı. Tabii o zaman ne olurdu? 4 kız 1 oğlan onu 2 kabul et. 6 hisseye bölünecek. 2 hissesini oğlan erkek çocuk alacaktı. Bir hisse kız çocuklar alacaktı. Şimdi bu geçerli değil artık. Hayır bu şekilde değil ama mirasçı oluyor. Payları evet. Da farklı. Hatta arzu ederlerse şeyde de var. O dinimislam.com'da da var. Bir feraiz hesabı diye bir hesap şekli var. Orada hesaplayabilirler. Mevcut verileri oraya yüklerler. Ondan sonra hesapla deyince de karşılarına herkesin oranı çıkabilir. Evet. Bir başka dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz. O da diyor ki biz kayınpeder ve kayınvalidemle aynı binada oturuyoruz altlı üstlü. Şimdi ben diyor bir yere gideceğim zaman eşimden izin alıp gidiyorum. Ama diyor kayınpederim diyor ki benden de izin alacaksın. Yok. Öyle bir mecburiyetin var mı diye soruyor. Yok. Dinen öyle bir mecburiyet söz konusu değil. Yani bu bir yerde yani hükmetme duygusu. Çünkü bu kadın artık kocasına daha önce babası idi. Ondan izin alır. Şimdi sadece kocası. Kocasından izin alır. Öbürlerine haber vermesi veyahut da izin alma durumu söz konusu değil. Haber verebilir. O ayrı bir mesele. Kendi aralarındaki bir diyalogtur. Sürtüşmeye mahal bırakmamak içindir. Ama sadece bilgi olarak ben beyimden izin aldım falan yere gidiyorum. Bitti. O bilgiyi verir ve gider. Bir diğer dinleyicimiz evlilik de diyor rızık gibi midir? O bizi bulur mu? Bulur. Bekle evde. Olmaz yani mi? birilerinin vesile olmasını istesek. Tabii. Allah-u Teala her şeyi sebeple yaratmıştır. Durduğu yerde vermiyor. Şimdi bizde Anadolu'da erkek talip olur. Adet olarak kız tarafı talip olmaz.
Ama Arap Yarımadası'nda öyle değilmiş. Kız tarafı da talip oluyor. Ve bu anormal de karşılanmıyor. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerini kızını Hazreti Bekir'e radıyallahu teala teklif ediyor. O kabul etmiyor. Hazreti Osman'a teklif ediyor. O da kabul etmiyor. Üzülüyor. Tabi üzüntülü bir şekilde gelince Resulullah Efendimiz sebebini soruyor. Diyor ki ya Resulallah böyle böyle teklif ettim diyor. Kızımı almadılar. Onlardan daha hayırlı birisine versem kabul eder misin deyince onlardan hayırlı kim olur? Kızını bana ver buyuruyorlar. Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a validemizin kocası vefat etmişti. Vefat ettikten sonra duldu. Teklif etti. Yani teklif edilebiliyordu rahatlıkla. Evet. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu güzide eshabının bu sebepten dolayı gönüllerinin kırık olmasını arzu buyurmadı. Birbirlerine de kırılmalarını. Rıza göstermedi. Evet. Dolayısıyla Hazreti Hatice validemiz de aynı şekilde kendisi haber gönderdi. Hazreti Amine radıyallahu anh'a validemizin babası da kendisi haber gönderdi. Hazreti Amine'yi Hazreti Abdullah'a vermek üzere. Yani kitaplarda açık açık yazıyor. Başka talipler de vardı hatta. Başka talipler de vardı. Ben seninle evlenmek istiyorum diye. Biz haber gönderenler oluyordu. Onda normaldi. Anormal karşılanmıyor. Bizde kaba tabirle söyleyeyim. Öyle bir teklif olsa kızını bize kakalayacak derler. Aynen kaba tabirle söyleyeyim. Yanlış anlaşılır otomatik olarak. Evet. Herhalde öyle yerleşmiş. Öyle yerleşmiş. Kültür yerleşmiş. Rahat. Herhangi bir şey dememiz uygun değil. Ama mesela kız tarafı birisine söyleyerek gidip bir başkasına ya böyle bir kız var hiç baktınız mı falan diye dolaylı şekilde vesile olarak teklifte bulunabilir mi? Bulunabilir. Bu da yadırganmaz. Bu da yadırganmaz. Olabilir ki bazen mesela erkek tarafı gönlünden geçiyordur ama ya der onların iktisadi durumu yani bizden üstün hatta konumları biraz daha farklı. Bize yüz vermezler falan deyip belki hani gönüllerden geçtiği halde isteme talebinde bulunmayabilirler ve o isteklerini dile getiremeyebilirler. Ama bir vesile olursa araya birisi girerse ya oğlum falan siz bir talep edin falan ne kaybedersiniz gibi Cenab-ı Hak da takdir ettiyse olur. Yani işin neticesi şu ki Allah-u Teala ilim dahil maddi ve manevi rızıklar dahil evlilik dahil bu dünyada her şeyi belli bir sebeple yaratmıştır. Efendim sebepsiz yaratamaz mı? Yaratır. Sebepsiz de yaratır. Onun için güçlük yok ki. Ama böyle murad etmiştir. Sebepler zinciri altında kudretini örtmüştür. Gizlemiştir. Peki imtihan olduğu için çok kimse o sebebe takılıyor. Esas onu yaratanı unutuyor. Bu imtihandır. Mesela ekmek beni doyurdu. Denmez buyuruluyor. Ekmek doyurmak için vesiledir. Cem ekmek doyurdu ya. Allah-u Teala doyma hissini vermese buyuruyor o İslam ahlakının mızrak değil ilmihal kısmında. Doyma hissini vermese, kanma hissini vermese. Ben bir gün ilk okuduğum zamanlarda bir düşündüm, dehşete düştüm. Ya diyeceksiniz nesini dehşete düşürsün? Ben köy çocuğum. Bizde bir tabir vardır, düğen öküzü gibi. Hayvan yer yer yer, yani arpa yulaf gördüğü zaman çıldırır. Yani öküzler çıldırır. Yani doyduğunu falan bilmez. Boyuna atar. Zaten iki tane mide var. Ondan sonra da bu arpadır, hulaftır. Çabucak şişer. İşkembe şişince onu döndüremez. Tekrar döndüremediği için hazmedemez. Hazmedemez. Geviş getiremez. Çatlar. Çatlar. Hayvan ölür. Biz de şimdi doyma hissini bir kaldırsa Cenab-ı Hak? Biz de çatlarız. Düven öküzü gibi olursa. Ye babam ye, ye babam ye, ye babam ye. Hissedemezsin onu. Olduğun yerde kalkamazsın. Hani bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Böyle çok yiyen iki kişi varmış falan. Birisi çatlamış ölmüş sofradan kalmış. Öbürüsünü de almışlar. İşte kanıya yattı arabaya sırt üstü yatmış götürüyorlar falan. Ondan sonra geceymiş falan bakmış yıldızları görmüş. Demiş o ne? Orası ne? Götüren adam da demiş ki orada demiş ziyafet var gider misin? Yolu nereden demiş. Yolu nereden deyince bir adam sen doymadın mı? Demiş doyan demiş rahmetli gibi olur. Yani ben ölmedim diyor. Daha doymadım ya. Ben ölmedim. Dolayısıyla doyma hissini veren Cenab-ı Hak'tır. Kanma hissini. Suyu düşün. Yaz günü serin bir su getirdiler. Bir teneke su. 18 kiloluk yağ tenekeler doldu. Sen de susamışsın falan. Doyma, kanma hissini kaldırıverdi Cenab-ı Hak. İç. Netice itibariyle bir noktaya kadar gelir. Hala daha böyle senin içesin var ama midenin alası yok. Diyecek arkadaş istihbaratı doldu. Yani sen hala yüklersen güm diye gider. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun olur. Yani patlar. Onun için yiyecekler
şeyleri tamam. Vücudumuzun, bu bedenimizin hayatta kalması için Cenab-ı Hak onları da vesile kılmış, sebep kılmış. Onlar olmadan da Cenab-ı Hak dilerse bu vücudu ayakta tutar mı? Tutar. Ama onlar vesiledir. Bunları yaratan Cenab-ı Hak'tır. Her şey için bir sebep, bir vesile kılmıştır. Hatta bu programda, İslam ve Toplum programında siz de şahitsiniz. Zaman zaman dinleyicilerimiz açıyor. Efendim işte biz sizin sayenizde namaza başladık. Bırak kim yani? Ne Osman'ın ne Mustafa Toköz'ün sözüyle kimse kimseyi yani adımını değiştirmez, şey yapmaz. Ha vesile olur, sebep olur. Vesile olur, sebep olur. İşte vesile olan, sebep olan kimse de çok uyanık ve dikkatli olması lazım. Ben neymişim ya derse kibir olur. Allah-u Teala verdiği nimeti geri çeker ondan. Alır. Tepe taklak olur gider. Ve Kur'an-ı Kerim'de her şeyi sebeple yarattığını bildirdiği gibi bir de yine Cenab-ı Hak ezelden ebede kelam-ı kadim, babaannemle rahmetli öyle derler. Kelam-ı kadiminde buyuruyor ki diye, yani ebedi olan demek istiyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala kanunu koymuş. Zerre kadar iyilik karşılık görür. Zerre kadar kötülük karşılık görür. Dünyadayken herhangi kimseye Allah-u Teala'nın kullarından, Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukattan, bu hayvan olur, insan olur veyahut da nebatat olur. İyilik ettin, yardım ettin. Yani ağaçları, bitkileri sulayıverdin. Onlara hizmet ettin. Veyahut da bir yerde yangın geliyordu. O nebatatın, ağaçların bulunduğu yere ulaşmasın diye onları temizleyiverdin. Hayvanlara zarar gelmesin diye bir şeyler yapıverdin. Hayvanlar su içsin diye su götürüverdin. Veyahut da insanlara aynı şekilde yiyecek ikram ediverdin. Mustafa Bey, kesintisiz bunların karşılığını bu kimse mutlak görüyor. Mutlak görüyor. Eğer inanıyorsa dünyada gördüğü gibi ahirette de aynı şekilde bunların karşılığını kat kat fazlasıyla görür. İnanmıyorsa Cenab-ı Hak kat kat karşılığını dünyada verip geçer gider. Geçip gider yani o kimse. O da zanneder ki ooo ben köşeyi döndüm falan. Ha, köşeyi döndüm de sonunda ölüm var. Ölümle beraber bunları bırakıp gideceksin. Mesela Allah-u Teala'nın dinine hizmet eden şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hep buyururlarmış. Bu hizmetlere parmağının ucuyla dokunan kimse bunun faydasını görür. Ben evvel abilerde görmüştüm o işi, şeyi, o böyle telaşı. Yani böyle hani bakıyordum zahiren din iman yok adamdan ama bir vesileyle işte bu kitapların veyahut da Türkiye Gazetesi'nin bu hizmetlerini, radyonun, televizyonun adam katkıda bulunuyor. Yani katkıda bulunuyor derken illa para veriyor demek değildir. Yani bir problemini çözüyor. Evet. Bir problemini çözüyor. Dolayısıyla katkıda bulunmuş oluyor. Hemen abile böyle yırtınırlardı. Bu kimse inansın da iman etsin de bu yaptığı hizmetin karşılığını ahirette görsün diye. Çok gayret ederlerdi. Ama hidayeti veren Cenab-ı Hak. Emre abi de netice itibariyle Allah'a falan bir kulu. Yani o yakinen bazı şeyleri görüyor, çırpınıyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Ama benim dikkatimi çekerdi. Bu şekilde böyle hizmet edenler hakikaten abad oluyor. Ben de üzülüyordum. Emre abilerden görünce ben de hani Emre abi gibi üzülemem de eyvah diyordum ya, bu sadece dünyada gördü karşılığını. Dünyada gördü ve kendisini de aynı şekilde ben neler yaptım bak neleri başardım falan filan zehabına kapıldı. Tepe takılık olup gidiyor. Halbuki bu dünyada verilen ne ki? Ve din büyükleri buyuruyorlar ki bu dünyada verilen burada kalacak. Mesela Osmanlı'nın 100 tane villası olsa. Bir tane dedi niye 100'e çıkardın birden ya? Olsun. Olmuş. Çarpıcı yani. Olsun örnek. 100 tane villası. Öldü. Ya o villaların birisinin bahçesine bile defnetmezler adamı, tamam mı? Değil mi? Tabii, mezarlık var ki. Belediye der ki, hop der bir dakika orası mezarlık değil, kaldır arkadaş falan. Benim diye. Kusura bakma. 3-5 gün geçtikten sonra mirasçılar geride, aa işte burası benim olsun, burası benim olsun, aa seninki iyiydi, benimki iyiydi falan, seni unutursun da. Kaçar tane düştü falan onun hesabı yaparken. Ve sen hiçbirisini götüremiyorsun. Bir o villaların bahçelerinde bir mezar yeri bile aynı şekilde şey yapamıyorsun. Ne oldu? İşte insan otomatik olarak hani temelin o fıkrası hatırına geliyor. Hastayım hastayım dedim. İnanmadınız demiş. Kabir taşına yatmış. Ne oldu? Ne oldu? İşte, sen de efendim ben işte mal mülk sahibi oldum. Villalar sahibi oldum falan. Ama öldün. Ne oldu? Kaldı. İşte Ehl-i Sünnet alimleri, Evliya-i Kiram, din büyüklerinin hepsi istinas bunu anlatıyorlar. Bunu anlatıyorlar. Yani ibadetleri yaparken, Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata iyilik ederken, Allah-u Teala'nın dinine hizmet ederken, yardım ederken, bir vesile olduğun, bir sebep olduğun, bu sebepten dolayı da sadece senin payına şükretmek düştüğünü,
Elhamdülillah ki beni burada istihdam ettin ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala'nın kullarına zulmedenler de var. Allah-u Teala'nın dini yayılmasın diye düşmanlık edenler de var. Ve onlardan eylemedi diye şükret. Onlar da insan netice itibariyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dövüşenler, harbedenler de insandı. Cinler değildi. İnsanlar harbediyordu. Peygamber Efendimiz'i öldürmek isteyenler, Peygamber Efendimiz'e hakaret edenler, bütün peygamberlere eziyet edenler insan değil miydi? İnsandı. Dolayısıyla biz de onlardan olabilirdik. Onun için ya Rabbi bizi onlardan eylemediğinizi şükretmekten başka yapacak bir şey yok. Demek ki Cenab-ı Hak ezelde kanunu koymuş. Her şeyi bir sebeple yaratıyor. İyiliğe vesile olan, iyiliğe sebep olan, iyi işlerin olması için aracı olan bir kimse eğer o işler meydana geliyorsa otursun şükretsin. Ya Rabbi beni iyi bir yerde kullandın. Sana şükürler olsun. Teşekkür ederim ya Rabbi diye şükretmesi lazım. Eğer kötü bir şeye vesile olduysa aklını başına alıp hemen tövbe istiğfar etmeli. Allah-u Teala'ya yalvarmalı. Ya Rabbi beni iyi yerlere vesile kıl diye. Ve Cenab-ı Hakk'ın değer yaratmış olduğu vesileleri de, sebepleri de asıl bilmemeli. Yaratan bilmemeli. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler olarak bilmeli. Hatta bir kimse bir kimseye mesela götürse yemek yedirse. Tamam, yemek yedirene teşekkür edecek. Ama o yemek yediren kimse şunu bilmeli ki Allah-u Teala kalbine ilham vermeseydi o kuluna götürüp de yemek yediremezdi o. Dolayısıyla nimetin esas sahibi gene kim? Cenab-ı Hak'tır. Nimetin esas sahibi gene Cenab-ı Hak'tır. Ben bir zamanlar şeyi merak ederim. Mesela Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri. Malının hesabı yok. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri. Malının hesabı yok. Bunlar Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenmiş. Onlar hayatlarını okurken o satır aralarında bunlar hiçbir zaman bunlar benim dememişler. Allah-u Teala gönderiyor. Ben emanetçiyim, sahibine dağıtıyorum. Ben bunu Emir abilerde gördüydüm. Emir abiler de öyleydi. Cağaloğlu'nda o zaman Türkiye Gazetesi'ndeydik. Oradaki odasında bir gün gazetesi böyle bir toplantı yaptı kendi odasında. Orada ben de her gün geldiğim zaman şuraya oturduğumda şu masaya bir gün olsun bu benimdir demedim. Benim de demedim. Ben burada emanetçiyim. Yani mülk Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla hani dinleyicimiz evlilikte bir vesile olmak lazım. Evet, vesile olmak lazım. Allah-u Teala sebepleri yaratıyor her şeyi. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.